Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Beykent Üniversitesi'nde Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanılan dava sürecini özetledi. Değerli arkadaşlar, o bakımdan bu karar basit bir uluslararası hukuki kazanç, başarı değil veya zafer vesaire diyorlar. Bu karar Türkiye'nin vatan bütünlüğü mücadelesinde emperyalizme karşı alınmış çok önemli bir başarı ve onların sırtlarını yerine getirdik. Perinçek konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. 1 milyon 800 bin insanın öldüğü bir dönemde siz buna vatan savunması deyin, başka taraf soykırım desin. Peki biz de Almanlar gibi olsak, kabul edilse bu ülke ne kaybeder? Biz niye hakikat olmayan bir şey için kalkalım emperyalistlerin önünde boyun eğelim? O zaman şerefimiz, irademiz, vatanımızı savunma kararları ne kalır? Bizde ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. İkincisi, olay böyle basit bir tarihi olayın kabulü değil. Üniversite öğrencileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ulusal kanala değerlendirdi. Bu davanın kazanılması Türkiye'de yankı uyandırmıştır. Almış olduğu zaferi çok olumlu değerlendiriyorum. Özellikle mahkeme için Lozan'a gittiklerinde dışarıdaki kalabalıkta bulunan Azerbaycanlı insanlar olsun, Kazakistanlı insanlar olsun, bu davanın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin davası değil, bütün Türk dünyasının davası olduğu, bütün Türk milletinin davası olduğu vurgulandı. Doğu Perinçek'in atmış olduğu adım son derece Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatine olan ve gerçekleri gün yüzüne çıkartacak bir adım oldu. Bunun için çok mutluyuz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Vatan Partisi lideri konferans sonrasında 20'yi aşkın öğrenci topluluğu ve kulüp başkanıyla akşam yemeği yedi. Burada da öğrenciler Perinçek'i soru yağmuruna tuttu. Peki Vatan Partisi meclis dışındaki partilerle bir araya gelip bir güç oluşturma yoluna gidebilir miydi bu süreçte? Meclis dışında doğru düz bir parti yok. Vatan Partisi dışında bir Saadet Partisi var. Onun bir geleneksel gücü var tabii. Ama onun dışında bir parti yok. Yani örgütü olan, kitlesi olan, oyu alan öyle bir parti yok. Perinçek'e Türkiye'nin en genç adaylarından Vatan Partisi Denizli Milletvekili adayı Yadigar Özen de eşlik etti.